Hocam, insanın eline hayattayken bir takım nimetler geçebiliyor, geçiyor. Ne bileyim, maddi manevi nimetlerden bahsediyorum yani. Hepsi için geçerli bu soracağım şey. Şimdi bir nimet geçti elimize de. Tamam, orası güzel. Hepimizin de istediği şey. İstiyoruz ki yani hep nimetler geçsin elimize. Hiç başka bir şey olmasın. Ama bunu da kullandığımız yer veya nasıl kullanacağımız önemli değil mi? Yani elimize bir nimet geçmiş de bunu çarçur etmek de var. Çöpe gitmesi de var bunun, bu nimeti. Ama iyi bir yerde kullanmak da var. Dinimiz bu konuda mutlaka bir şeyler bildirmiştir. Onları bize nakledebilir misiniz? Yani bu nimetleri nasıl, nerede kullanmalı bir Müslüman? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala nimetleri her an insanların iyisine de kötüsüne de gelmektedir. Hakikaten öyle. Doğru. Güneş herkese yansıyor. Hiç kimse açlıktan ölmüyor. Tarlasındayken putperest de, Hristiyan da, Müslüman da, Yahudi de verdiği yemeğin karşılığını alıyor. Cenab-ı Hak yaratıyor. Evet. Veyahut da diğer işte çalışınca karşılığını alıyor. Alıyor. Eline geçiyor o nimet. Doğru. O nimet geçiyor. Allah-u Teala'nın nimetleri her an insanların iyisine de kötüsüne gelmektedir. Fark bunları kabulde, alabilmekte, yerinde kullanmakta ve bazılarını da almamak, yerinde kullanmamak suretiyle insanlardadır. İnsana havale edilmiştir. Tecrid sana aittir diyor. Tecrid sana aittir. Ya. Mesela göz bir nimet midir? Nimettir. Nerede kullanacağım? Allah-u Teala'nın helal ve mübah kıldığı yerlerde buyuruyor. Şimdi Şevahid-i Nübüvve kitabında geçiyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abaidler'den geçiyor. Tefsirde ve fıkıhta zirve bir zat. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde kendisine dua etmiştir. Böyle mübarek birisidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala Eshab-ı Kiram'dan. Bu zat bir gün sokakta giderken bir kadın görüyor falan. Gayri ihtiyari bakıyor ve kalbinden de hani o tarafa bir meyil. Hemen o anda ya Rabbi diyor, sen bu gözü bana ibret alasın ve ihtiyaçlarımı göresin diye verdin. Eğer diyor bu bana bela olursa nefsimin peşinde söyledim. Ben bunu istemiyorum. Al ya Rabbi diyor. O anda gözleri kapanıyor. Al. Kör oluyor. Ondan sonra yeğeni bunu Mescid-i Nebi'ye götürüp getiriyor. Mescide götürüp getiriyor. Tabi mescide bırakıyor. Çocukcağız gidiyor, oyun oynuyor falan. Bir gün getirmiş, koymuş. Çocuk oyuna bir dalmış, unutmuş. Bunu da mescitte yani helaya gitme ihtiyacı beliriyor. Ama olması sebebiyle de şey yapamayacak falan. Beklemiş, gelmeyince ya Rabbi diyor, gözüm göremediği için dışarı çıkamıyorum. Helaya da gidemiyorum. Mescidi kirletmekten korkuyorum. Benim diyor, bu ihtiyacımı gidermek için gözümü aç ya Rabbi diyor. O anda göz açılıyor. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri, Eshab-ı Kiram'ı anlatıyorlar ya. Eshab-ı Kiram'ı anlatıyorlar ya. Ya Eshab-ı Kiram farklı insanlar hakikaten. Ya işte biz yalvarıyoruz. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi, ne olur ya Rabbi. Ya bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ama diyor ki ya Rabbi diyor, al bunu. Şak diye gidiyor. Ya Rabbi diyor, ben diyor, gidemeyeceğim, aç gözümü açıyor. Yani öyle bir imanlar, öyle bir yakınlar var ki insanın anlaması mümkün değil. Yani orada diyor ki yani gözüm bana dünyada ibret almam ve ihtiyaçlarımı gidermem, insanlara yol göstermem için değil. Ama harama bakacaksam, bu bana bela olacaksa istemiyorum bunu diyor. Göz helal ve mübah şeylere ibret tabakması için, kulak helal ve mübah şeyleri duymak için, el helal olana, ayak helal olana, Allah-u Teala'nın razı olduğu beğendiği yere gitmek içindir. Dil Allah-u Teala'nın helal ve mübah kıldığı sözleri söylemek içindir. Küfretmek için, gıybet etmek için, yalan söylemek için değil buyuruluyor. Bunlar için değil buyuruluyor. Şimdi mal verdiği, bu malın zekatını vermek, Allah-u Teala'nın kullarına yardım etmek, din-i İslam'a yardım etmek, bunun için emanetçiyim mi diye düşünmesi lazım. O mal onun kalbine girmeyecek. Emanetçisin. Emanetçisin. Ona göre davranman gerekir. Makam verdiği, mevki makam verdi. Peki o makamda ne yapacaksın? Allah-u Teala'nın kullarına adaletle, merhametle, şefkatle muamele etmen gerekiyor. Şeyde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri hastalığı artınca zehirlenmişti. İşte yakınları doktor çağırır. Doktor gelip muayene edince bu hasta zehir içmiş. Hayatı hakkında teminat veremem der. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri sade bana değil, zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat verme buyurur. Sen kimsin ki teminat veremiyorsun? Evet. Verme buyurur.
Doktor der ki zehir içtiğinin farkında mısın? Farkında mısınız deyince evet diyor, mideme inince anladım cevabını veriyorum. Doktor tedaviye hemen başlayalım deyince Ömer bin Abdülaziz Hazretleri tedaviye gerek yok. Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir buyurur ve ağlamaya başlar. Kendisine niçin ağlıyorsun? Allah-u Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya ettiniz. İnsanlara adaletle muamele ettiniz denilince buyurur ki ben Allah-u Teala'nın huzuruna bütün milletin hesabını vermek üzere çıkacak değil miyim? Herkese adil olarak davranabildiğinden emin değilim. Yaptığım kusurlar da vardır. Bunlardan dolayı korkuyorum ve ağlıyorum cevabını verir. Ya devlet başkanıydı. Emir-el Müminin de ikinci Ömer namıyla maruftu bu zat. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Efendim ben genel müdürüm, ben patronum, ben şunu yapıyorum. Dur bakalım ya. Sen istediğini yaparsın da her şeyin sahibi de dilediğini yapar. Sana da bu hesabı sorar. Tabii sorar. Mesela dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Halife-i Müslüminken bu şeyin Mescid-i Nebi'nin sofa kısmı var. Böyle sundurma diyorlar. Saçakları. Onun altında işte kaylule yapmak için uzanmış. Tam o anda bir köle gelmiş. Omuzuna vurmuş demiş ya emir-i müminin. Ben demiş köleyim. Yani sabunum yok, suyum yok, yıkamasını bilmiyorum. Benim gömleğim kirlendi diyor. Benim senin üzerinde hakkım var diyor. Bu gömleği yıka. Hı? Bana dese ağzına tıkarım o lafı. Hazreti Ömer diyor ki doğru diyor. Senin hakkın var diyor. Çıkar gömleğini. Ama diyor ben diyor güneşte duramam. Sen gömleğini bana ver diyor. Benimki yıkayıp kuruyunca kadar ben seni gireyim. Peki çıkarıyor. Onu gibi veriyor. Yıkıyor, kuruyor. Ondan sonra veriyor. Başka bir emrin var mı? Yok diyor. Hakkını helal et diyor Hazreti Ömer o köle. Şöyle bakıyor. Valla diyor çok kimsenin senin üzerinde hakkı var diyor. Onun için ben helal ettim gitti diyor. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri İslamiyet'te şereflenmeseydi öfkeli bir zat zaten. O zaman aynı şekilde yanına bile yaklaşamazdım. Ama nereden nereye geldi? Çünkü onların yakini var. Onların yakini var. Allah-u Teala kendilerine bir nimet vermiş. Ne nimeti? Devlet başkanlığı. Devlet başkanlığı nimeti vermiş. Dolayısıyla onun idraki içindeler. Mesela İran o zaman süper gücü yerle bir olmuş. Hazreti Ömer döneminde bitmiş yani. İran diye bir devlet yok. Yani subaylar, oradaki İran subaylarının giydiği o pelerinleri takmışlar, öyle gelmişler. Cafcaflı, renkli. Onları öyle görünce selam verdikleri halde hiç kabul çekmiş gitmiş. Onlar da şaşırmışlar. Doğulu, oğlu Abdullah bin Ömer'e gitmişler radıyallahu anh. Diyorlar ki ya biz ne yaptık? Yani babanız bize hiç şey yapmadı. Yüz vermedi. Yüz vermedi. Demiş bu kılıkla mı çıktınız? Hemen çıkarmışlar. Ondan sonra gidince ayağa kalkmış, hepsine müsafaha etmiş. Hoş geldiniz işte, cihadınız mübarek olsun. Diyorlar ki niye daha önce bize selam vermedi, selamımızı almadın. Sizi diyor süslü püslü elbiselerle görünce birden Resulullah Efendimiz gözümün önüne geldi diyor. Bunlar böyle değişirken sen neredeydin der gibi geldi bana. Ya şimdi o zaman Allah-u Teala'nın verdiği her nimet, mal, mülk, mevki, makam, Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerde, razı olduğu yerde kullanılırsa ahirette de misli misline mükafat olacak. Yanlış yerde kullanılırsa ceza gelecek. Onun için hatta din büyükleri buyuruyorlar ki cehennemde ateş yok. İnsanlar ateşini kendileri getirir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.